Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz arkadaşlar. Bu videomuzda 7. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi kitabını ele alacağız arkadaşlar. 3. üniteden devam edeceğiz. Yani 2. dönem nereden başlıyorsa buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Bu tarz videoların daha fazla gelmesi için bizleri takipte kalın arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. 3. ünitemiz neymiş? Ahlaki davranışlar. Hazırlık çalışması varmış buralarda. Bakalım birinci soruda ne diyor? Adaletin birey ve toplum açısından önemi hakkında bir araştırma yapınız. Yani adaletin birey ve toplum açısından önemiyle ilgili ne diyebiliriz arkadaşlar? Şunu diyebiliriz. Adalet sayesinde birey hak etmiş olduğunu görür. Toplumda güven ve huzur sağlanır diye bu soruya böyle cevap verebiliriz. İkinci soruya bakalım. Neden güzel ahlaklı bir insan olmalıyız? Defterinize bu konudaki düşüncelerinizi içeren bir kompozisyon yazınız. Tabii kompozisyon yazma işi size kalıyor arkadaşlar. Fakat ben sorunun şurasını cevaplayabilirim sizin için. Buraya ne diyeceğiz? Neden güzel ahlaklı bir insan olmalıyız? Cevap şudur arkadaşlar. Peygamberimiz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiştir. Zaten kendisi diyor ki ene bu'istu li utemmime husnel ahlak. Yani ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Ve arkadaşlar din güzel ahlaktır. Ahlaklı bir insan toplum tarafından daha çok sevilir. Ahlaklı olanı Allah da daha çok sever diye bu soruya cevap verebiliriz. Üçüncü soruya geçelim. Bir Kur'an-ı Kerim mealinden ahlaki ilkeleri içeren iki ayet bularak defterinize yazınız. Evet arkadaşlar, Kur'an'a baktığımız zaman ahlak ile ilgili birçok ayet görürüz. Fakat ben size bir tanesini söyleyebilirim. Nahl suresi 90. ayette Allah-u Teala buyuruyor ki Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Diyor ki şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor arkadaşlar. Azim olan Allah doğruyu söyledi. Dördüncü soruya geçelim. Peygamberimizin nasıl bir ahlaka sahip olduğunu araştırınız. Arkadaşlar bunun cevabı da ne olur? Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an ahlakıydı. Yani o yürüyen Kur'an'dı arkadaşlar. Zaten onun eşine Hazreti Ayşe'ye sordukları zaman Peygamberimizin ahlakı nasıldı diye, onun ahlakı Kur'an'dı diye cevap veriyor. 5. Hazreti Salih hangi kavme peygamber olarak gönderilmiştir? Peygamberlik görevini yerine getirirken ne gibi sıkıntılar yaşamıştır? Bu konuda bir araştırma yapınız demiş arkadaşlar. Buna nasıl cevap verebiliriz? Şöyle cevap verebiliriz. Arkadaşlar Hazreti Salih Semud kavmine peygamber olarak gönderilmiştir. Hazreti Salih kavmini Hakk'a çağırmıştır. Yani Allah'ın yoluna çağırmıştır. Fakat kavmi onu dinlememiş ve eziyet ederek yanlarından kovmuşlardır. Semud'un ileri gelenleri onunla alay etmiş, onu küçümsemişler ve kendilerini tehdit ettiği azabın gelmesini istemişler. Bu şekilde Allah-u Teala da ne yapmış? Onları helak etmiştir arkadaşlar. Bu şekilde buna cevap verebiliriz. 6. Felak suresinin anlamını ve bu surede nelerden söz edildiğini defterinize yazınız. Evet, Felak suresinin anlamında ne diyor? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki sığınırım o sabahın Rabbine, yarattığı şeylerin şerrinden, karanlık çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden, kıskançlık gösterdiği zaman kıskancın şerrinden arkadaşlar. Bu şekilde Felak suresinin anlamını da söylemiş oldum. Evet, birinci başlığımız neymiş? Güzel ahlaki tutum ve davranışlar. Düşünelim, hazırlanalım. Ne demiş? Ahlaklı insan denilince aklınıza hangi özelliklere sahip kişiler gelmektedir? Nasıl cevap verebiliriz? Şöyle, ahlaklı insan arkadaşlar doğru sözlü, güvenilir, güzel sözlü, canlılara zarar vermeyen gibi daha sayamayacağımız birçok güzel özelliğe sahip insanlara biz ahlaklı insan diyoruz. Ahlaksız insan ise bunun da tam tersidir arkadaşlar. Şimdi burayla ilgili bir özet geçelim arkadaşlar. Hepsini okuyacak vaktimiz yok. Burada nelerden bahsediliyor? Kısaca ahlak yapılan iyi ve güzel davranışlardır. Ahlak birey ve toplum için çok önemlidir. Ahlak ilkeleri insanlar arasında huzuru sağlar. Ahlakın olduğu yerde toplumda güven ve huzur hakim olur.
İslam'da da ahlak önemli bir yer tutar. Nitekim Hazreti Muhammed ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurmuştur. Yine aynı şekilde müminlerin iman bakımından en üstünü ahlakı en güzel olandır buyurmuştur Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peki hangi davranışlar ahlaki davranışlardır? Mesela yardımlaşmak, sevgi, hediyeleşme, saygı, paylaşmak, cömertlik, doğruluk, adalet bunlar ahlaki davranışlara örnektir arkadaşlar. Nitekim burada da söylüyor. İkinci başlığımıza geçelim. Yan başlığımız adalet. Adalet ile ilgili ne demiş? Düşünelim, hazırlanalım. Adaletli insan hayatında nelere dikkat eder ve başkalarına nasıl davranır? Arkadaşlar, adaletli insan hakka çok dikkat eder. Kul hakkına girmekten korkar. Haklı olana hakkının verilmesinden her zaman bu yana olur arkadaşlar. Peki burada nelerden bahsediliyor? Kısaca biz de özet geçelim arkadaşlar. Zaten bunlar derste de işleyeceksiniz. İyi olmak kadar arkadaşlar adaletli olmak da birey ve toplum için çok ama çok önemlidir. Adalet haklı olana hakkının verilmesidir. Adalet konusunda ayrım yapmamak gerekir. Herhangi bir ayrıma gitmemek gerekir. Bir işçinin işine erken gitmesi, bir memurun masasının başına erken gitmesi de bir adalettir arkadaşlar. Herkese eşit davranmak da adaletin gereğidir. Mahkemeler ve kanunlar da adaletin bir gereğidir arkadaşlar. Öğrencinin okuldaki sıralara dikkat etmesi, kantine giderken sırada durması, hakka girmemesi de adaletin bir gereğidir. Adaletin olduğu toplumlarda huzur ve güven hakim olur. Dinimizde de adaletin yeri çok ama çok önemlidir arkadaşlar. Nitekim Allah-u Teala şüphesiz Allah adaleti, iyiliği, yakınlara yardım etmeyi emreder diye başlayan Nahl suresinin 90. ayetinde Allah-u Teala böyle buyurmuştur arkadaşlar. Hazreti Peygamber de bir hadisinde bir topluluğa olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin buyurmuştur. Yani birisinden nefret ediyorsunuz olabilir, sevmiyor olabilirsiniz. Fakat bu sizin ona adaletsiz davranacağınız anlamına gelmez arkadaşlar. Her ne kadar ona kininiz olsa da ona yine adaletli davranacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde etkinliğe geçelim. Etkinlikte ne diyor? Adaletin önemi konusundaki düşüncelerinizi dile getiren bir şeyler yazınız arkadaşlar. Burada nasıl cevap verebilirim? Kısaca siz de bununla ilgili arttırabilirsiniz. Adalet konusunda kesinlikle titiz davranmalıyız arkadaşlar. Çünkü bu çok hassas bir konudur. Şahitlik ederken Allah için şahitlik etmeliyiz adalet konusunda. Yani menfaat için değil, Allah için şahitlik etmeliyiz. Bir de kendi nefsimize göre hareket etmemeliyiz arkadaşlar. Hak neyse, adalet neyse ona göre söylemeliyiz, konuşmalıyız arkadaşlar. Evet, gelelim. İnternetimiz biraz yavaş olduğu için arkadaşlar. Buradaki etkinliği de arkadaşlar size bırakıyorum. Basit bir etkinlik. Bunu siz yaparsınız. Sıradaki etkinliğe geçiyorum. Aşağıya adalet kavramının ilk harflerini kullanarak bir şiir yazınız. Şöyle yazabiliriz arkadaşlar. Allah adaletlidir. Doğru olan sevilir. Doğru olan sevilir. Ay gibi parlar adalet. Ay gibi parlar adalet. Lanet adaletsizleredir. Yani lanet etmek adaletsizleredir arkadaşlar. Ey insan, adaletli ol, tut adaleti her zaman diye böyle bir akrostiş yazdık arkadaşlar. Siz de buna benzer bir akrostiş yazabilirsiniz. Diğer yan başlığımız dostluk. Dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur. Atasözü bize hangi mesajı vermektedir? Şu mesajı veriyor arkadaşlar. Dostun çok olması bir zarar değildir. Yani ne kadar çok dostun olursa o kadar güzeldir. Fakat düşmanın bir tane ise, yani bir tane bile olsa arkadaşlar, bu kötü bir şeydir. Burada bu sözde bize bunu anlatmak istiyor arkadaşlar. Peki bu başlık, yan başlık altında nelerden bahsediliyor? Kısaca bunlara değineyim arkadaşlar. Derste de siz bunları işleyeceksiniz. Dostluk insanlar arasındaki samimiyettir arkadaşlar. Dostluk insanlar arasında birlik ve beraberliği güçlendirir. Dostlarımızla paylaştığımız her an bizim için değerli olur. Dost ile içilen bir çayın
kahvenin tadı yalnız içmekten daha lezzetli olur. Dostlar zor zamanlarda birbirlerine moral verir ve destek olurlar. Mutlu günlerde de mutluluklarını ne yaparlar? Paylaşırlar arkadaşlar. Dinimiz de dostluğa, kardeşliğe çok önem vermiştir arkadaşlar. Nitekim Allah müminler ancak kardeştirler. Bunu Hucurat suresi 10. ayette buyuruyor. Dostlukta sevgi ve saygı temel olmalıdır. Dostlarımızı seçerken dikkatli olmalıyız. İyi huylu, ahlaklı insanlarla dost olmalıyız. Hazreti Muhammed kişi dostunun dini üzerinedir. Yani yaşayışı üzerinedir. Hani bir söz vardır arkadaşlar. Bana dostunu söyle, sana senin kim olduğunu söyleyeyim. Yani demek ki senin takıldığın kişiler genelde senin gibidirler. Eğer sen iyi insanlarla takılıyorsan sen de iyi bir insansındır arkadaşlar. Bu şekilde Peygamber Efendimizin bu sözünü de söylemiş olduk. Dostlarımızın özel hayatına saygı duymayı unutmamalıyız arkadaşlar. Hazreti Muhammed arkadaşların en hayırlısı, arkadaşına hayırlı davranandır arkadaşlar. Peki dost nasıl olmalıdır arkadaşlar? Dost sözüne sadık olmalıdır, anlayışlı olmalıdır, temiz olmalıdır arkadaşlar, destekçi olmalıdır, bize destek olmalıdır, ahlaklı olmalıdır, saygılı, güvenilir ve sevecen olmalıdır arkadaşlar ve daha sayamayacağımız birçok özellik var arkadaşlar. Dostlarımızda işte bu özellik olmalıdır. Bu şekilde ne yaptık? Dostluk ile ilgili yan başlığımıza da değindik arkadaşlar. Buraları da zaten söyledim az önce arkadaşlar. Dost nasıl olur? Bunları az önce söyledim. Dürüstlük ile ilgili yan başlığımıza geçelim. İnsanlar dürüstlüğe önem vermezlerse toplum bundan nasıl etkilenir? Arkadaşlar dürüstlük olmazsa toplumda yalanlar hakim olur. Her yer yalan olur. İnsanlar birbirlerine güvenemez ve huzur kaçar toplumdan arkadaşlar. Evet, peki burada neylerden bahsediliyor arkadaşlar dürüstlük ile ilgili yan başlıkta? Kısacası şunu bize söylemeye çalışıyor. Söz ve davranışlarda doğru olmaya dürüstlük denir. Dürüst insan doğru söyler, doğru konuşur. Ahlaklı bir insanda olması gereken huylar dürüst insanlarda da olur. Allah doğru ve dürüst olanları her zaman daha çok sever arkadaşlar. Bu şekilde buradan bahsediliyor arkadaşlar. Dürüstlük ile ilgili şeylerimize değindik arkadaşlar. Evet, burada bir etkinliğimiz var arkadaşlar. Burada siz bu etkinliği kendiniz yaparsınız arkadaşlar. Ya da size yardımcı olayım. İnsana sadakat yaraşır, görse de ikrah, yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah. Yani diyor ki arkadaşlar, Allah her zaman dürüst olanlarla beraberdir. Bir kişi bir yanlış görse bile o kişiye yakışan sadakatli olmaktır arkadaşlar. Bak, ikrah kötülük demek arkadaşlar. Diyor ki birisi bir kötülük görse de o kişiye her zaman sadakat, yani doğruluk yaraşır. Evet. Arkadaşlar şunu da unutmuyoruz. Dinimizde dürüstlük gerçekten çok ama çok önemli bir yer tutar. Nitekim Hud suresi, Kur'an-ı Kerim'de Hud suresi 112. ayette emrolunduğun gibi dost doğru ol buyurulmuştur arkadaşlar. Peki dürüstlüğün yararları, faydaları nelerdir arkadaşlar? Toplumda güven ortamını sağlar. Evet, insana Allah'ın rızasını kazandırır. Başka buralara ne ekleyebiliriz arkadaşlar? Şunu ekleyebiliriz. İnsanlar tarafından daha çok sevilir dürüst olan birisi arkadaşlar. Dürüst olan birisi Allah'ın sevgisini daha çok kazanır ve toplumda huzur sağlanır. Dürüst olan arkadaşlar daha çok sevap kazanır. Allah-u Teala onun hanesine sevaplar yazar arkadaşlar. Bu şekilde bunu da söylemiş olduk. Ve arkadaşlar Peygamberimiz de her zaman doğru ve dürüst davranmıştır. Hiçbir zaman yalan söylememiştir. Hatta güvenilir olduğu için ona el emin denilmiştir arkadaşlar. Sıradaki yan başlığımıza geçelim. Öz denetim ve sabır. Öz denetim ne demektir? Öz denetim bilincine sahip insan nasıl davranır? Nelere dikkat eder arkadaşlar? Kısacası arkadaşlar öz denetim kişinin kendisine hakim olmasıdır arkadaşlar. Bununla ilgili hal ve hareketlere öz denetim denir.
Peki burada neden bahsediyor arkadaşlar? Kısacası öz denetim kişinin davranışlarına hakim olması, kendini kontrol edebilmesidir. Öz denetime sahip kişiler dengeli davranır, aşırılığa kaçmaz, nerede, ne zaman, nasıl davranacağını, ne yapacağını bilir arkadaşlar. Ve arkadaşlar bizler nerede olursak olalım her zaman Allah-u Teala bizi görüyor. Kiramın katipleri, kiramın katibin dediğimiz melekler de bizim yaptığımız davranışları ne yapıyorlar arkadaşlar? Bunları yazıyorlar arkadaşlar. Ve arkadaşlar sabır da çok önemlidir. Öz denetim ve sabır birbiriyle ilişkili iki kelimedir arkadaşlar. Sabır bir işte kararlı davranmaktır. Sabırlı insan öfkesine hakim olur. Sabırlı insan dengeli davranır, aşırılığa kaçmaz. Sabırlı insan zor durumların üstesinden gelmek için çaba harcar. Pes etmez arkadaşlar. Kur'an'ın birçok yerinde Allah sabredenlerle beraberdir buyrulur arkadaşlar. İnnallâhe me'as sabirin diye arkadaşlar Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde buyuruyor. Şurada bir etkinliğimiz var. Yukarıdaki ayet insanda öz denetim bilincinin gelişmesine nasıl katkı sağlar arkadaşlar? Nerede olursak olalım arkadaşlar, yani bu ayeti de siz okursunuz. Nerede olursak olalım davranışlarımız kontrol ediliyor. Her zaman bu bilinç ile hareket etmeliyiz diyebiliriz bu etkinliğin cevabına arkadaşlar. Evet, sıradaki yan başlığımıza geçelim. Saygı ve sevgi. Düşünelim, hazırlanalım. Gelin tanışık edelim, işi kolay tutalım, sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Yukarıdaki dizelerden hangi mesajlar çıkarılabilir? Arkadaşlar, dünya geçici bir yerdir. Yani bugün buradayız, yarın yokuz. Asıl olan sevgiyi ve saygıyı hakim kılmaktır bu dünyada olduğumuz süreç içerisinde. İnşallah bizler de hep sevgiyi ve saygıyı hakim kılanlardan oluruz. Peki burada nelerden bahsediliyor arkadaşlar? Kısaca değineyim. Sevgi insanlar arasındaki güzel ilişkilerdir. Hayat geçicidir ve önemli olan sevgiyle yaklaşmaktır. Müminler kardeştirler ve birbirini sevmelidirler arkadaşlar. Hazreti Muhammed sevgiye önem verdiği gibi saygıya da önem vermiştir. Hazreti Muhammed küçük büyük ayrımı yapmaksızın herkese saygı duymuştur. Yani kendisinden büyük birisine nasıl saygı duymuşsa kendisinden çok küçük yaşlarda olanlara da bu şekilde saygı göstermiştir arkadaşlar. Evet, peki saygı, sevgi ve saygılı insan nasıl olur arkadaşlar? İnsanları küçümsemez arkadaşlar, kibirlenmez, büyüklerin sözünü dinler, büyüklerine hürmet eder, ayrım yapmaz arkadaşlar. İşte bunlar aynı zamanda insanlara saygımızı göstermenin yollarından birisidir arkadaşlar. İnsan, yani bir büyüğümüze saygımızı nasıl gösterebiliriz? Elini öperek ona saygımızı gösterebiliriz. Onun sözünü dinleyerek ona saygımızı gösterebiliriz. Ona dua ederek, onu anarak ona saygımızı gösterebiliriz arkadaşlar. Evet, bu şekilde bunu da tamamladık. Sıradaki yan başlığımıza geçiyoruz. Sorumluluk. Sorumluluk bilincine sahip olmak ne demektir? Evet, davranışlarımızın sonuçlarını düşünerek hareket etmeye sorumluluk denir arkadaşlar. Davranışlarımızın sonuçlarını düşünerek hareket etmek. Peki burada nelerden bahsediliyor? Sorumluluk davranışlarımızın sonuçlarının olacağını bilmektir arkadaşlar. Sonuçlarının olacağını, ne olacağını bilmektir. Bu şekilde hareket etmektir arkadaşlar. Allah hepimizi hesaba çekecektir. O yüzden yaptığımız her şeyden sorumluyuz arkadaşlar. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki kim zerre kadar bir iyilik de işlerse onun karşılığını görecek. Kim zerre kadar bir kötülük de işlerse onun da karşılığını görecek. O yüzden yaptıklarımızdan her zaman sorumluyuz. Kur'an'da yine arkadaşlar yaptıklarınızdan mutlaka sorguya çekileceksiniz. Nahl suresi 93. ayet arkadaşlar. Bakın burada geçiyor. Yaptıklarınızdan mutlaka sorguya çekileceksiniz arkadaşlar. Peki başlıca sorumluluklarımız var arkadaşlar. Kimlere karşı? Allah'a karşı. Allah'a karşı sorumluluğumuz nedir? Ona ibadet etmek arkadaşlar. Onu anmak. Peygamberimize karşı ona salavatlar getirmek. Onu anmak. Kendimize karşı arkadaşlar. Kendimize yakıştırdığımız davranışları kendimize yapmak arkadaşlar. Anne babamıza karşı onlara
Saygı göstermek, sözlerini dinlemek, sözlerinden çıkmamak arkadaşlar. Akraba ve komşularımıza karşı onlara ikramlarda bulunmak, onları ziyaret etmek arkadaşlar. Doğaya ve topluma karşı doğaya çöp atmamak, ağaçları korumak, topluma karşı arkadaşlar toplumun zararı için herhangi bir kötü bir şey yapmamak arkadaşlar. Bunlar işte başlıca sorumluluklarımızdır diyebiliriz arkadaşlar. Evet, burada bir hadis var. Hepiniz muhafızsınız ve hepiniz emriniz altındakilerden sorumlusunuz. Devlet başkanı bir muhafızdır ve yönettiklerinden sorumludur. Evin erkeği muhafızdır ve ailesinden sorumludur. Evin hanımı da muhafızdır, evinden ve çocuklarından sorumludur. Köle de efendisinin malı üzerine bir muhafızdır ve ondan sorumludur. Hadis bize hangi mesajları vermektedir arkadaşlar? Kısacası arkadaşlar herkes hakim olduğu, sorumlu olduğu şeyle mükelleftir arkadaşlar. Bunlarla ilgilenmesi gerekir. Bu şekilde bu etkinliğimizi yaptık. Sırada bir etkinliğimiz daha var arkadaşlar. Bir toplumda insanlar sorumluluk bilincine sahip olmazlarsa o toplumda ne gibi olumsuzluklar yaşanır arkadaşlar? Toplumda kargaşa olur. Kimse görevlerini yerine getirmez arkadaşlar. Bu gibi durumlar toplumda olur. Vatanseverlik ile ilgili yan başlığımıza geldik. Vatan sevgisi imandandır sözü bize ne anlatmak istiyor? Şunu anlatmak istiyor arkadaşlar. İmanımız bizim için nasıl önemliyse arkadaşlar vatan da o kadar önemlidir demek istiyor. Peki burada nelerden bahsediliyor? Yaşadığımız yere vatan denir. Vatan olmadan özgürlük olmaz arkadaşlar. Vatan bizim kısacası her şeyimizdir arkadaşlar. Vatan olmazsa hayat olmaz, özgürlüğümüz olmaz, evimiz olmaz, barkımız olmaz gibi daha da çok sayabiliriz. İslam'da da arkadaşlar vatan sevgisi çok önemlidir. Çünkü bizler arkadaşlar vatanımıza ne yapıyoruz? Aynı zamanda ibadet ediyoruz, dinimizi yaşıyoruz. O yüzden vatanımız bizim için çok önemlidir arkadaşlar. Buradaki etkinliği size bırakıyorum arkadaşlar ve sıradaki etkinliğimize geçiyoruz. Yardımseverlik arkadaşlar. Yardımseverlik yan başlığına geçiyoruz. Burada ne diyor? İnsanlara hangi yollarla yardım edebiliriz arkadaşlar? Yani nasıl yardım edebiliriz? Onları anlayarak, bir büyüğümüzün poşetini taşıyarak, işte ne bileyim halı silkeleyen bir akrabamıza, yakınımıza işte yardım edip halı silkelemek yani daha birçok şey yani bunları yaparak arkadaşlar insanlara yardım etmiş oluruz. Zekat verebiliriz, sadaka verebiliriz ve daha da arttırabiliriz. Peki burada nelerden bahsediyor arkadaşlar? Yardımseverlik yardım yapmayı sevmek demektir. İnsanlara destek olmaya yardımlaşmak denir. Dinimizde yardımlaşma çok ama çok önemlidir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir insan kendisine yardım ettiği müddetçe Allah da ona yardım pardon arkadaşlar bir insan kardeşine yardım ettiği müddetçe Allah da ona her zaman yardım eder buyurmuştur arkadaşlar. Ve önemli bir kavram var arkadaşlar. İsar. İsar demek diğer kanlık demek arkadaşlar. Ne demek? Yani şu demek arkadaşlar, kendi ihtiyacın varken başkalarına yardımda bulunmandır arkadaşlar. Kendi ihtiyacın varken başkalarına yardımda bulunmaktır. Buna biz isar diyoruz arkadaşlar. Ve sıradaki başlığımıza geçelim arkadaşlar. Buradaki etkinlik basit. Bunu yaparsınız arkadaşlar sizler. Bir peygamber tanıyorum, Hazreti Salih. Kur'an'da bazı peygamberlerin başından geçen olaylar ve onların dine davet mücadeleleri anlatılır. Sizce bunun sebebi ne olabilir? Arkadaşlar peygamberlerin yaşadıklarını hem öğrenmek hem de onların yaşadıklarından dersler çıkarmak ve aynı zamanda onları anlamak arkadaşlar. Bu gibi şeyler Kur'an'daki yani Kur'an'da anlatılan peygamberlerin işte hayatlarından dersler çıkarmamızı sağlıyor bu olaylar arkadaşlar. Peki burada nelerden bahsediliyor? Kur'an'da adı geçer arkadaşlar. Hazreti Salih'in adı Kur'an'da geçer. Hazreti Salih Semud kavmine gönderilmiştir. Semud kavmini Hakk'a çağırmıştır. Allah'ın yoluna çağırmıştır. Semud kavmi Hicr denilen yerde yaşıyordu arkadaşlar. Hicr. Ve onların yaşadığı bölge Medaini Salih yani Salih'in şehirleri olarak adlandırılırdı. Semudlular taş oymacılığı ve nakkaşlık ile
ile ilgili gelişmiş durumdaydılar arkadaşlar. Hazreti Salih Semud kavmini putperestlik konusunda uyarmış ve onları Allah'ın emirlerine ne yapmıştır arkadaşlar? Davet etmiştir. Fakat onlar peygamberi yalanladılar ve onunla alay ettiler. Kavmi ne yaptı arkadaşlar? Hazreti Salih'ten bir mucize istedi. Sen peygambersin, o zaman bize bir mucize göster de sana inanalım dediler. Allah'ın emriyle Hazreti Salih bir kayanın içinden ne yaptı arkadaşlar? Bir deve çıkardı. Hazreti Salih kavmini deveye karışmamaları konusunda onları uyardı. Fakat onlar buna uymadılar ve Hazreti Salih 3 gün içinde ilahi azapla karşılaşacaklarını ne yaptı? Onlara bildirdi. Kavmi Hazreti Salih'i öldürme planı bile yaptı. Sadece Hazreti Salih değil arkadaşlar, Hazreti Salih ve ailesini de öldürme planları yaptılar. 3 gün sonra şiddetli ses ve yıldırımla helak oldular. İman edenlere ise arkadaşlar bir şey olmadı. Onlar da kurtuldular. Evet, bu şekilde ne yaptık? Burada bahsedilen şeyleri özet olarak geçtik arkadaşlar. Zaten bakın konuyla ilgili buraya bir deve resmi koymuşlar. Evet, burada ne diyor? Semud kavmi hakkında aklınızda kalan şeyleri buraya yazın. Evet, hadi aklınızda kalan şeyleri yazalım. Neydi? Hicr bölgesinde yaşamışlardı değil mi arkadaşlar? Ne yaptılar? Alay ettiler. Hazreti Salih ile alay ettiler. Buraya bunu yazabiliriz. Başka ne yaptılar arkadaşlar? 3 gün sonra helak olmuşlardı. 3 gün sonra helak oldular. Başka neydi arkadaşlar? Hazreti Salih onlara peygamber olarak gönderildi. Ne oldu başka? Hazreti Salih'ten mucize istediler ve kibirlendiler. Ne yaptılar? İlk başta kabul etmediler arkadaşlar. Bu şekilde bu aklımıza gelen şeyleri buraya yazdık. Bu iki tanesini de siz yazarsınız arkadaşlar. Bir sure tanıyorum. Felak suresi ve anlamı. Öncelikle arkadaşlar Felak suresinin okunuşuna ve anlamına geçmeden önce Felak suresi hakkında kısa bilgilere değinmek yerinde olacaktır. Namazlarda çokça okuyoruz bu Felak suresini. Kısa surelerden birisidir arkadaşlar ve toplamda 5 ayettir. Kur'an'ın 113. suresidir. Zaten 114. suresi de Nas suresi oluyor. Adını ilk ayetteki Felak'tan alır. Peki Felak ne demektir arkadaşlar? Felak yaratıklar, sabah, sabahın aydınlığı, fecir, cehennem, cehennem vadisi gibi anlamlara gelir arkadaşlar. Ve arkadaşlar Felak ve Nas surelerine muavvizeteyn denir arkadaşlar. Muavvizeteyn iki sığınılan anlamına gelir arkadaşlar. İki sığınılan. Hz. Muhammed gece yatmadan önce bu iki sureyi okurdu. Felak ve Nas suresini okur, öyle uyurdu arkadaşlar. Evet, Felak suresinin okunuşuna bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'uzu bi rabbil felak min şerri ma halak ve min şerri gasikin iza vakab ve min şerri neffâsâti fil uqad ve min şerri hasidin iza hased. Peki anlamı ne arkadaşlar? Sadakallahul azim. De ki yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden, haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden, sabahın Rabbine sığınırım arkadaşlar. Azim olan Allah doğruyu söyledi. Evet, etkinliğimiz var. Felak suresinden çıkarabileceğimiz temel mesajlar nelerdir arkadaşlar? Mesajlar sığınılacak tek kişi yer Allah'tır. Tek kişi Allah'tır. Büyücülükten uzak durmak gerekir arkadaşlar. Birisi haset ettiği zaman, kıskandığı zaman biz bunlardan ne yapıyoruz arkadaşlar? Allah'a sığınıyoruz. Bu şekilde bu etkinliğimizi de cevaplamış olduk. Geldik değerlendirme sorularına. Birinci soru. Güzel ahlakın birey ve toplum açısından önemi nedir arkadaşlar? Buna nasıl cevap verebiliriz? Güzel ahlaklı birey toplum tarafından sevilir. Güzel ahlak sayesinde toplumda huzur ve sevgi hakim olur diyebiliriz. Dinimizin güzel ahlaka verdiği önemi ayet ve hadislerden örneklerle anlatınız arkadaşlar. Hemen bir hadis söyleyelim. Ne demişti Peygamber Efendimiz? Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Ayeti de örnek verelim. Şüphesiz Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder diye Nahl suresi 90. ayeti örnek verebiliriz. Peygamberimizin adaleti verdiği önemi bir örnekle açıklayınız arkadaşlar. Üçüncü soruda bunu soruyor. Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin demişti Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sabır ve adalet erdemleri insanın ahlaki gelişimine nasıl katkı sağlar arkadaşlar? Sabırlı ve adaletli olmak daha da ahlaklı
olmayı sağlar arkadaşlar. Bu şekilde bunu da cevaplamış olduk. 5. soruya bakalım. Sevgi ve saygıya önem vermek birey ve toplum hayatında hangi güzelliklerin ortaya çıkmasını sağlar? Düşüncelerinizi açıklayınız. Sevgi ve saygının olduğu toplumlar gelişir ve o toplumda huzur ve güven hakim olur. Vatansever bir insan olmak bize ne gibi sorumluluklar yükler arkadaşlar? Vatanı korumak, vatanın ilerlemesi için kendimizi geliştirmek, kendimizden sonraki nesillerin de bu bilinçle yetişmesini sağlamak gibi amaçlarımız olmalıdır. Böyle sorumluluklarımız olmalıdır arkadaşlar. 7. İslam dini insanları yardımseverliğe yöneltmek ve toplumda dayanışmayı teşvik etmek için hangi ibadetleri emretmiş? Zekat ve sadaka değil mi? Bunlar sayesinde toplumda yardımseverlik olmuş oluyor. Hazreti Salih peygamberlik görevini yerine getirirken halkına neleri emretmiş ve insanlar ona nasıl tepki vermiştir arkadaşlar? Allah'ın emirlerine uymaya davet etmiş ve putperestlikten sakındırmış. Ama insanlar ona nasıl tepki vermiş arkadaşlar? İnsanların çoğu kibirlenmiş, onu küçümsemişlerdir. Fakat iman edenlerin sayısı da olmuştur arkadaşlar. Evet. Test sorularına geçelim. Müminlerin iman bakımından en üstünü nokta nokta en güzel olanıdır. Hangisi olur arkadaşlar? Ahlakı en güzel olandır. 2. soruya bakalım. Yukarıdakilerden hangileri adaletin anlamları arasında yer alır? Hak ve hukuka uygunluk, kanunları herkese eşit uygulamak, çok ibadet etmek, herkese hak ettiğini vermek. Sizce hangisi olur arkadaşlar? Cevap 1, 2 ve 4. 4 arkadaşlar. Yani hak ve hukuka uygunluk, kanunları herkese eşit uygulamak, herkese hak ettiğini vermek adalet ile ilgilidir arkadaşlar. Nerede olursan ol Allah'tan kork. Kötülüğün ardından bir iyilik yap ki onu silsin. İnsanlara güzel ahlakla muamele et. Bu hadistir arkadaşlar. Yukarıdaki hadis aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkili değildir arkadaşlar. Dikkat edin, değildir diyor. Hangisiyle ilişkili değildir arkadaşlar? Cevaplarınızı verin. Evet, alçak gönüllülük ile ilgili bir şey yok arkadaşlar. Diğerleri var. Amellerin en faziletlisi Allah için nokta nokta ve Allah için buğz etmektir. Boşluğa hangisi gelir arkadaşlar? Size bırakıyorum burayı. Siz cevabınızı verin, ondan sonra ben söyleyeyim. Evet, cevabımız sevmek olacak arkadaşlar. Boşluğa sevmek gelecek. Şimdi gelelim doğru yanlış sorularına. Adalet sadece hukukla ve mahkemelerle ilgili bir kavramdır. Doğru mu arkadaşlar? Yanlış arkadaşlar. Bu yanlış olacak arkadaşlar. Yanlış. İnsanlara sadece zekat ve sadaka gibi maddi yardımlar yoluyla destek olabiliriz. Doğru mu yanlış mı? Yanlış arkadaşlar. Bunun da cevabı yanlış olacak. Hazreti Salih Semud kavmine peygamber olarak gönderilmiştir. Doğru mu yanlış mı? Evet, bu da doğru olacak arkadaşlar. Semud kavmi güneşe ve yıldızlara tapıyordu. Doğru mu yanlış mı arkadaşlar? Yanlış arkadaşlar. Yanlış olacaktı. Evet. Semud kavmi Hicr denilen bölgede bereketli topraklarda yaşıyordu. Doğru mu yanlış mı? Evet. Doğru mu yanlış mı arkadaşlar? Cevabımız doğru olacak. Hazreti Salih'e mucize olarak kayayı yarıp çıkan dişi bir deve verilmişti. Doğru mu yanlış mı arkadaşlar? Evet. Bu da doğru olacak arkadaşlar. Doğru. Hazreti Salih'e inanmayan Semudlular büyük bir selde boğularak helak olmuşlardır. Doğru mu yanlış mı? Bu da yanlış olacak arkadaşlar. Şiddetli bir sesle helak olmuşlardır. Felak suresi Kur'an-ı Kerim'in 83. suresidir. Doğru mu yanlış mı arkadaşlar? Doğru mu yanlış mı? Yanlış arkadaşlar. 113. suresiydi. Felak suresi 5 ayettir. Doğru mu yanlış mı? Doğru.
doğru olacak arkadaşlar. Evet, geldik buraya. Öz denetim bilincine sahip sabırlı kişi nasıldır arkadaşlar? Burası zaten yorumluk bir şey arkadaşlar. Burayı da siz kendiniz yaparsınız arkadaşlar. Ne yaptık? Bu videomuzda 3. ünitemizi bitirdik ve 3. ünitemize değindik. Umarım güzel ve faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Bu tarz videoların daha fazla gelmesi için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.